Kanal 23 ekranlarında deprem özel yayınıyla yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Deprem sürecini masaya yatırmaya devam ediyoruz ve bu kapsamda da yine birbirinden değerli konukları Kanal 23 ekranlarında ve stüdyolarında ağırlamaya devam ediyoruz. Deprem özel yayınımızın bugünkü konuğu Saadet Partisi İlazığ İl Başkanı Abdullah Akın. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Başkanım, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde Elazığ'da oldukça etkilendi. Yine Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde 35 bini aşkın ne yazık ki can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Bu depreme ilişkin neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle sizlere ve Kanal 23'e teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz ekranı başında dinleyen bütün hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, az önce ifade ettiğiniz gibi 6 Şubat'ta iki tane büyük üzücü deprem yaşadık. Hepimiz üzgünüz. Ülkece yas tutuyoruz ve bu depremde vefat eden ben bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ve bu depremde maddi manevi kayıplara uğramış çevre illerde, 11 ilde kayıplara uğramış bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii yine Elazığ'ımızın afet bölgesi kapsamına girmesi konusunda başta Saadet Partimiz olmak üzere tüm diğer siyasi partilere ve siyasi aktörlere, STK'lara teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bu afet bölgesi kapsamına alınmasından dolayı oluşacak sonuçların da hayırlı olmasını diliyorum. Tabii yaraların sarılması hususunda Saadet Partimiz depremin ilk gününden bugüne kadar elinden gelen tüm gayreti tüm milletimiz gibi diğer STK'lar ve siyasi partiler gibi ortaya koymaya başladı. Depremin ilk saatlerinden itibaren hızlı bir şekilde organize olundu. Tüm milli görüşçü kuruluşlarla birlikte sadece Saadet Partimiz değil, İşte Cansuyu Derneğimiz, Anadolu Gençlik Derneğimiz, Öğretmenler Derneğimiz, bütün STK'lar organize olduk ve deprem bölgesine anında intikal edildi. Evet. Sadece Elazığ İl Başkanlığı olarak deprem bölgelerine başta Malatya olmak üzere komşu ilimiz, sonrasında Maraş'a, Adıyaman'a yüzlerce soba, çadır, ekmek, kuru gıda, su, bebek bezi, ıslak mendil, giysi gibi hayati öneme sahip eşyaları tedarik ettik. Bunun da tabii doğru yerlere ulaşabilmesi için oradaki il başkanlıklarımızın koordinasyonunda bunların dağıtımını sağladık. Yine milyonlarca lira yardımında bulunuldu. Aynı zamanda çok önemli ve hayati bir konu, can suyu kurtarma ekibimiz yüzlerce hayat kurtardı. Daha önceden bu konuda tecrübeli ve eğitimli kadrolarımız var. Yüzlerce hayatın kurtulmasına vesile oldular. Yine Anadolu Gençlik Derneğimiz maddi ve manevi anlamda insan kaynağı oluşturulması hususunda ciddi bir destek sağladı. Tabii çok açık bir gerçek ki deprem bir doğa olayı Bera Hanım. Yani bugün yağmur, kış şartları, kar nasıl bir doğa olayıysa deprem de bir doğa olayı. Hepinizin bildiği üzere yani hepimiz belli bir eğitimden geçiyoruz. Kıtaların ayrılması, bir takım yerkürenin hareketlenmesi bunlar birer doğa olayı. Dolayısıyla bu doğa olayının bunlar normal. Dünyanın yaratılışından beri bu olaylar normal bir şekilde devam ediyor ve devam edecek. Tabii bu doğa olaylarının felakete dönüşmemesi için bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Yani siz düşünün. Türkiye'de 85 milyon vatandaş kış şartında üzerine hiçbir elbise almadan dışarıya çıkarsa ne olur? Donarak vefat eder. Evet. Bu bir felakete dönüşür. Depremde de eğer siz bir takım önlemler almazsanız, bu önlemleri almadan yapılaşırsanız bu bir felakete dönüşür. Bundan dolayıdır ki Türkiye'miz çok büyük bir felaket geçirmiştir. Çok açık bir gerçek. Şimdi bu felaketin nedenlerini orta yere koymadan çözüm üretmemiz mümkün değil. Bu felaket neden yaşandı? Deprem neden bir çok büyük canlar aldı? Az önce ifade ettiniz 35 bin diyorsunuz ama bu rakamlar gitgide artıyor. Biz bu rakamların doğruluğunu ilerleyen zamanlarda belki bir sene sonra görebileceğiz.
Yani şu an için tabii ki toplumda infial oluşmaması için bir takım veriler doğru gelmiyor noktasında kanaatlerimiz var. Şimdi şunu ifade etmek isterim. Bir kere bu depremde bazı bilimsel uyarılar dikkate alınmamış. Bu çok açık bir gerçek. Bakın elimde bu devletimizin bir kuruluşu AFAD. AFAD'ın sanırım kamera buraya bakıyor. Evet, alıyoruz. AFAD'ın başkanım. 2020 Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı diye bir raporu var. Bu raporu ben huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Buyurun. Bugün açıklayacağımız şeyler birazcık üzücü konular. Bunu görüp hakikaten hüzünlenmemek, üzülmemek, gözyaşı dökmemek mümkün değil. Çünkü bu felaket geliyorum demiş. Yani bu felaket geliyorum demiş. Bakınız Kahramanmaraş'ın raporunu ben size kısaca hülasa etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Bakınız burada Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğünde bir deprem için şiddet dağılım haritası. Yani Kahramanmaraş'ta 7,5 şiddetinde bir deprem olması durumunda nereler ne şiddette etkilenecek diye bir rapor hazırlanmış 2020 yılında. 2020 yılında. Yani bundan 3 sene önce. Bakınız burada vatandaşlarımız görüyor. Şu kırmızı siyah ile belirtilen nokta tam yıkım. Aşırı yoğun kırmızı ile işaretlenen yer çok şiddetli. Turuncu ile işaretlenen şu bölge yıkıcı. Şu sarı ile işaretlenen bölge çok güçlü diye gidiyor ve şu mavi olan yerlerde de zayıf olarak hissedilmek suretiyle Türkiye'nin her yerinde hissedilebilecek bir depremden bahsediyoruz. 7,5 şiddetindeki bir deprem simüle ediliyor. Ve bunun sonuçlarını da AFAD raporluyor. Ne diyor? Diyor ki Türkoğlu ilçesinde olası bir büyük depremde bölgenin neredeyse tamamının etkileneceği öngörülmektedir. Kahramanmaraş geneli ovalık kesimde neredeyse tamamı etkilenecektir. Sanayi tesisleri, Karacasu kampüsü, enerji hatları, tehlikeli madde üreten tesisler bu bölgede yer almaktadır. Önemli kentsel çalışma alanları vesaire vesaire. Bunlar yıkılacağı burada bakınız. Öngörülen şu yerler mi? Tabii. Bütün ilçesine kadar ne olacağı raporlanmış. Yani bu felaket geliyorum demiş. Yani birileri sanki bunu hiçbir şekilde bakın zarar görülebilirlik analizleri yapılmış. Ve analizlerin sonucunda yani bunları söylerken tüylerim diken diken oluyor. İnanın ben bu raporları incelediğimde yani ağlamamak için kendimi zor tuttum. Yani düşünün binlerce vatandaşımız bu konuyu devlet olarak siz biliyorsunuz, hükümet olarak biliyorsunuz ve hiçbir önlem almıyorsunuz. Orada bir sürü insanın kaybına neden olacak etkiler oluşuyor. Ne diyor? Mevcut olası etkide diyor, olası büyük deprem durumunda bahse konu alanının neredeyse tamamının etkileneceği. Yani raporu her okumak şey, mümkün açık, değil. Açık bir şey. Bakın özeti de şurada. Özeti de şu. Bölgenin çok uzun sayılabilecek bir durgunluk dönemi geçirmekte oluşu nedeniyle halk olası bir deprem tehlikesinden habersizdir. Bu durum tehlikenin boyutunu bir kat daha artırmaktadır. Bu nedenle olası bir depremde can mal kayıplarını en aza indirmek için meskun alanlarda zemin etütlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve tehlikeli zonlardaki yapıların tahliyesi zaruridir. Ve yeni kurulacak köy, kasaba, kentlerin kuruluş ve gelişme yerlerinin seçim deprem etkinliği riski mutlaka dikkate alınmalıdır. Aktif faylardan uzak sağlam zeminler üzerinde betonarme statik hesabı doğru olan depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır. Şimdi bakın çok bir cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyor ki zemin etütlerinin ayrıntılı olarak yapılması. Şimdi bakıyorsunuz imar alanını açan kim? Belediye. Belediyeler. Orayı sırf orada yeniden seçilebilmek için bazı bir takım yerleri imara açıyor. Zemin etütünü yapmadan sıvı zemin üzerine, sağlam olmayan taş zemin üzerine değil de çok böyle depremde zarar görecek bir zemin üzerine siz imar alanı açıyorsunuz. Ondan sonra müteahhit gelip oraya bina dikiyor. Bina dikince müteahhit suçlu oluyor. Maalesef bu hükümet... Ama dikim aşamasında da bir denetimin olması gerekiyor. Var, yapı denetim firmaları var. Zaten yapı denetim firmalarının içerisinde çevre şehircilikten de
denetime geliyor. Yani bağımsız devletin memuru gelip burada denetim yapılıyor. Ayrıca burada tabii ki sadece bununla kalmıyor. Eski yapı stoğunun da yeniye dönüştürülmesi noktasında da kentsel dönüşüm noktasında da maalesef belediyelerin bir planı, bir uygulaması da yok. Çok yavaş, hantal ve bunların bir önlerinin alınmadığını görüyoruz. Bir diğer rapor da Hatay için. Bakın en büyük yıkımlardan biri de Hatay'da gerçekleşti. 2021 yılındaki raporu ben size okuyorum. Tam 2 sene önce. Bakınız AFAD'ın İl Afet Risk Azaltma Planı'nda Hatay'ın deprem fay hattı üzerinde olduğunu söylüyor. Ve şu cümlenin altını çizmek istiyorum. Diyor ki bu fayların deprem üretme potansiyeli taşıdıkları ve aktif olduklarını desteklemektedir diyor tarihi verilere baktığınızda. Ve biz oradaki vatandaşlarımızla görüştüğümüzde bunu tabiri caizse kundaktaki bebek bile Hatay'da deprem olacağını biliyor. Bir büyük deprem bekliyor. İnşaat mühendisliğinde okuyan arkadaşlarımızla konuştuk. Orada okuyan kardeşlerimiz diyor biz bu diyor çok bilinen yaygın bir konu. Hatay'da bir depremin olacağı ta 2005'ten beri konuşuluyor. Kaldı ki Naci Görür, Profesör Naci Görür de bu konuya dikkat çekmiş. Ve şehir merkezinin bir analizi yapılıyor. Hatay'da bakınız şu kırmızı, açık kırmızı ve sarı alanların, yeşil alanların tamamı depremde dayanıksız zeminler. Burada tamamen kentleşme var. Ve burada sadece şu alan biraz sağlam. Çok küçük bir alan ve deprem olması durumunda çok ciddi bir yıkıcı etkisinin olacağı çok açık. Ve yine valilik bir çalışma yapıyor ve bu çalışmanın sonucunda da Hatay'da çok büyük bir yıkıcı depremin olacağı noktasında ciddi bir hasarın oluşacağını burada raporluyor. Şimdi bu felaketler maalesef deprem göz göre göre gelmiş. Afat bilimsel raporlar dikkate alınmamış hükümet tarafından. Acil bir eylem planı oluşturulamamış. 20 senedir bu hükümet iktidarda. Ama bu noktada göz göre göre bütün vatandaşlarımız ölüme terk edilmiş. Ve hala daha Türkiye genelinde İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde vatandaşlarımız ölüme terk edilmiş durumdadır. Ve yine deprem bekleniyor. Tabii. Peki başkanım, evet deprem gerçeğini asla unutmamamız gerekiyor. Türkiye deprem bölgesi konumunda, keza yine Elazığ'da aynı şekilde. Sizler Saadet Partisi olarak Elazığ'ın kalkınma planını da sürekli açıkladınız. Kentin belli noktalarında yine toplantılar yaptınız, buluşmalar yaptınız. Bu Elazığ'ın kalkınma planlarını sürekli vatandaşlara anlattınız, anlatmaya çalıştınız. Peki partinizin depremle ilgili bir planı var mı, bir çalışması tabii, var mı? Var. Çok teşekkür ediyorum. Çok yerinde ve doğru bir soru sordunuz. Şimdi az önce sorunları tespit ediyorduk. Sorunlardan şimdi ben sorunları bilmeden çözüm üretmek mümkün değil diye ifade etmiştim. Bir iki noktayı da ifade edip konuya hemen geçmek istiyorum. Şimdi bilimsel uyarılar dikkate alınmadı. Diğer bir konu, bakıyorsunuz zemin uygun olmadığı halde sırf rant ve yeniden seçilmek için imar tavizi verildi belediyeler tarafından. İmara açılmayacak yerler imara açılıyor. Caydırıcı ceza vermek yerine bakıyorsunuz ön şartsız imar barışı yapılıyor. Ya bu imar barışını yapıyorsun da hiç yani gidip bir apartmandan veya bir daireden bir tane beton numunesi aldınız mı? Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Mümkün değil. Hepsine imar barışı getirildi. Yani bu vatandaşa bir iyilik değil. Bunun haricinde binayı tekniğine uygun yapmazsanız, denetlemezseniz, eski yapı stoğunu dönüştürmezseniz, yavaş davranırsanız bu da aynı zamanda yaygın kalkınma anlayışını, bakın burası çok önemli. Yaygın kalkınma anlayışını. Yani ilçeleri de kapsayan, köyleri, beldeleri kapsayan bir kalkınma anlayışını siz desteklemezseniz bütün nüfus gelir merkeze yığılır. Bugün Elazığ'ın merkez nüfusu 450 bindir. Eskiden yarı yarı iken şimdi ilçelerde nüfus kalmamış. Gerçek nüfuslar yani 50 bini geçmez. Toplasanız 60 bin, 70 bin. Gerçek rakamlar böyle. Çoğu ilçelerde kapanmasın diye 2-3 tane köy bağlıyorlar ki ilçelikten çıkmasın. Böyle bir durumda ne olur? Merkeze siz nüfusu yoğunlaştırırsınız. Merkezdeki altyapı sorunlarını çözemezsiniz. O kadar adamı da insanı da maalesef götürürsünüz. Yüksek katlarda ikame ettirmek zorunda kalırsınız. Yani sizin bu tek katlı düşük
katlı planlarınız hepsi suya düşer. Dolayısıyla yaygın bir kalkınma anlayışı olması lazım. İnsanlar doğduğu yerde doyması gerekiyor ki insanlarımız yaygın tek katlı müstakil evlerde 2-3 katlı evlerde oturabilsin. Yani hepsini şehir merkezine doldurursanız bu sorunların hepsi yaşanır. Peki başkanım, birileri bir yanlış yapıyor. Çok katlı binaları dikiyor. Peki vatandaş bunun farkında değil mi? Bizler deprem gerçeğini yaşayan bir ülkeyiz. Deprem gerçeğini asla unutmamamız gerekiyor. Ben deprem korkusuyla yaşayan bir vatandaşsam eğer, bugün Kahramanmaraş'ta 2 büyük depremi yaşamışsam, yarın öbürsü gün yine Elazığ'da bir depremin olup olmayacağı meçhul. Ben göz göre göre yine gidip 9. katta, 10. katta bir daireyi tutmam ya da onu satın almam ne kadar doğru olur? Şimdi şöyle, vatandaş yanlış yapar. Bakın, bu çok önemli bir konu. Vatandaş yanlış yapar ama devlet yanlış yapmaz. Şimdi vatandaş ne kadar neyi isterse istesin, bu iş teknik bir iş. Yani siz eğer bu konuyu uygun görmüyorsanız devlet olarak vatandaş lehine bu kararı alır uygularsınız. Bu kadar basittir. Yani vatandaş bunu istiyor diye bunlar olmuyor. Unutan yani, toplumlarız. Yani vatandaş bunu istiyor diye olmuyor. Burada yani siz bunun ruhsatını vermezseniz, burası uygun değil demezseniz vatandaş zorla oraya bina yapabilir mi? Mümkün mü? Bir trafik cezasını bile iptal etmekten vatandaşımız şey. Yani bunu vatandaşa bu noktada ben çok bir kabahat görmüyorum. Bu vatandaşın kusuru tabii ki olabilir, talep ve ısrarı olabilir ama devletin bu noktada kusuru olamaz. Bunun önlemlerinin hepsinin alınması zaruridir. Şimdi bakınız, bu binaların yapım işinde bir de oradan birileri çıkmış efendim müteahhitlere bir takım suçlar isnat ediyorlar. Ben tabii ki müteahhitlerin suçlu olduğunu düşünmüyor musunuz? Ben başkanım? Açıkçası az müstesna çoğunun suçlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim bu noktada biliyorsunuz 2011 yılında yapı denetim firmaları devreye girdi ve yapı denetim firmalarının içinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın denetçileri de var ve bir takım zemin etütleri yapılıyor. Bu birçok koldan devreye, yani siz denetim bir inşaat geçiyor. Yaparken birçok açıdan olur alınması gerekiyor. Yani sadece müteahhitin yapmasıyla olmuyor bu işler. Zemin etidi yapılıyor, kontrolleri yapılıyor, yapı denetim firması gelip numune alıyor müteahhitin yaptığı şeyden. Yani bu aşamalardan geçtikten sonra müteahhitin tek yaptığı şey organizatörlük. Yani orada işte binayı gider, yer belirlenir, yerde zemin etidi yapılır, uygun verirler, olur verirler. Yapı denetim firması gelir, oradan numunesini alır ve bu işler böyle yürür. Yani az önce söylediğim çoğu problemde saydık, bir sürü problem saydık. Yani müteahhit gidip yumuşak zemini imara açmıyor ki. Peki. Belediye açıyor. Başkanım, şunu da sormak istiyorum. Mesela Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası bazı müteahhitler işte Türkiye'den kaçarken havalimanında gözaltına alındı. İşte bazıları hakkında tutuklanma kararları çıktı. Peki müteahhitler Niye kaçıyor o zaman? Çok doğru ama şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi istatistik bir bilimdir. Yani böyle işte birkaç tane örnek üzerinden genele yaymak mümkün değil. Birkaç tane olabilir, bir yanlışlıklar. Belki bu bir provokasyon veya bir başka bir şey de olabilir. Bilinçli yapılan bir şey de olabilir. Yani bir algı operasyonu da olabilir. 2-3 tane müteahhit yanlış bir bina yaptı diye yani bütün müteahhitleri aynı kefeye koymak mümkün değil. Bizim milletimiz çok necip bir millet. Yani sadece bu müteahhitler mi bu işte? Yani şimdi bu hükümet enflasyon olur gider marketçiyi suçlar. Bina yıkılır müteahhidi suçlar. Yani maalesef bu suç hiçbir zaman için bu ülkeyi 20 senedir yöneten hükümette değil. Bakıyorsunuz işte vatandaşta, müteahhitte, marketçide, işte de başka işleri yapan kişilerde. Ve diğer taraftan bakıyorsunuz kurtarma, bakın deprem oldu. Sabah 4 çeyrek civarı oldu sanıyorum. Biz ilk yaptığımız iş yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Adıyaman'a doğru yola çıkmak oldu. İkinci daha deprem olmamış. Çıktık. Ancak maalesef gördüğümüz tablo içler acısıydı. Bakıyorsunuz hiçbir yerde kurtarma ekibi yok.
Yani bugün evet ben burada risk alarak söylüyorum. Bakınız Maraş'tan aldığım bilgileri sizinle vatandaşlarımızla huzurlarınızla paylaşmak istiyorum. Buyurun. Diyor ki başkanım diyorlar 36 ile 40 saat boyunca koordine anlamında hiçbir şey yoktu. Bu yapılacak bir takım yardımları STK'lar yaptı. 11. günde bile tespitler hala yeterli değil. Maalesef nokta atışıyla ihtiyaçlar tespit edilemedi. Yani bir kurtarma adına tam 36-40 saat boyunca bir maalesef kurtarma çalışmaları yürüyemedi. Hı hı. Bunu ben kendi gözlerimle şahit oldum. Adıyaman'da devlet buraya 3. gün geldi. İlk 2 gün ekmek su bile bulamıyorduk. Enkazdan cesetler çıkıyor. AK Parti milletvekilinin vefat ettiği binada ötesinde 300 metre ötesinde AFAD binası var. Fakat hiçbir şekilde kurtarma şeyi yapılamıyor. Kendi özel çabalarımızla kurtarma çalışmaları yaptık diyor. Yine Malatya'mızda büyük bir koordinasızlıktan bahsediliyor. Elazığ AFAD'a da buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Elazığ AFAD Malatya'ya ciddi bir yardımda bulunmuş. Devletin giremediği yerlere biz Cansu'yu ekibi olarak kepçemizden girip köylere açıp orada kurtarma faaliyetleri yaptık. Yine bir takım yerlerde çok infial oluşturacak bir takım kötü olaylara tanık olunmuş. Ciddi manada çadır eksikliği var. Düşünün Malatya'da çadır üretim merkezi var. AFAD'ın çadır yok. Yani böyle bir şey düşünmek içler acısı. Yani devlet böyle bir olasılığa, savaşa, depreme karşı hazırlıklı olmalı. Çadırları, her şeyi hazır olmalı. Maalesef stoklarında çadır yok. Yine biz mesela en büyük şikayetlerden biri STK'lar. İlk etapta STK'lara siz müdahale etmeyin diye izin verilmemiş. Sonrasında yetişemediği zaman izin verilmeye başlanmış. Dolayısıyla burada tedbiren çok eksiklikler gördük. Yine Elazığ özelinde bir takım yerlere gittik. Baskil'imizde, ağanımızda nüfusumuz 6-7 kat artmış durumda. Evet. Baskil'de nüfus 5000'den tabiri caizse 45-50 bine çıkmış. Bir evde 15-20 kişi kalıyor. Çoğu dar gelirli, sıkıntı içinde, gelirleri yok. Ağında da hakeza durum bundan ibaret Bera Hanım. Evet. Elazığ kalkınma planı sorusunu sordunuz. Her yerde anlatıyoruz. Evet. Yani bu yaygın kalkınma anlayışını sağlamak için tüm ilçelere fabrikaların olduğu bir kalkınma planını her defasında 6 aydan beri anlattık. Elazığ'ın çok ciddi sorunları var. Bu sorunlar yaygın kalkınma anlayışıyla çözülür. Her bir ilçemizi, hiçbir ilçemizi ihmal etmeden, her bir ilçemize fabrika kurarak, oranın eğitim ve bir takım devletin hizmet kurumlarını orada ikame etmek suretiyle, nüfusu korumak suretiyle bir kalkınma anlayışını vatandaşlarımıza anlattık. Orada tabii fabrika kurmak demek şehir kurmak demek. Siz düşünün bir ilçeye 1000 kişilik, 2000 kişilik fabrika kurursanız ister istemez bu 2000 kişinin kalacağı konutlar yapılacak, AVM'ler, tedavi olacağı hastaneler yapılacak ve buralar tekniğe uygun bir şekilde imal edilecek. Yani bunlar bizim belediye başkan adaylarımızın hatırlayın Haluk Arslan'ın kendisi şehir plancısı. Evet. Bu deprem konusunda da bayağı farkındalık oluşturmak adına bir takım açıklamaları oldu. Hala daha oluyor. Dolayısıyla kendi belediyecilik anlamında onların konusu ve belediye başkanının görev alanı bu yapı stoklarının değiştirilmesi. Dolayısıyla vaatleri arasında Elazığ'ın yapı stoklarının hızlıca değişimi vardı. İlk planımız buydu. Tüm Saadet Partili belediyelerin ilk planı buydu. Ancak maalesef şu an AK Partili belediyeler bunu bir risk olarak görmediler. Ve şu an Türkiye'nin genel manada yapı stoğu çok eski. Deprem nerede olursa olsun çok büyük kayıplar verebilecek durumdayız. Evet. Şimdi Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası devletimiz, evet az önce bazı eksikliklerden bahsettiniz başkanım, adeta seferber oldu. Yardımların gitmesi konusunda ya sağlık açısından yapılan sahra hastaneleri olsun, yine enkaz altından çıkarılan yaralı vatandaşların diğer illere sevki vesaire sayılacak aslında birçok konu var. Yine deprem bölgelerine Türkiye bir tek yürek olarak birçok yardım yapıldı. Yine dün keza
bazı televizyon kanallarında bir ortak canlı yayın söz konusuydu. Aslında bu süreçte birlik ve beraberlik çok önemli. Bunun altını sürekli çizmek ve çağrıda da bulunmak gerekiyor. Elazığ'da yine bu konuda üzerinde düşeni çok güzel bir şekilde yaptı. Elazığ'dan deprem bölgelerine, özellikle Malatya'ya çok güzel yardımlar gitti. Doğru. Hep birlikte yaptık. Kesinlikle. Ancak şu yardımlara baktığımız zaman, bunu sadece Elazığ için söylemiyorum, Türkiye için söylüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Yani birçok yardımın gittiğini gördük. Herhangi bir eksiklik söz konusu oldu mu? Daha neler yapılabilirdi? Şimdi işte asıl hayati olan şey, az önce de ifade ettim. Yani depremin ilk saatlerinde bir gıdaya ihtiyaç yok. Suya ihtiyaç yok. Depremin ilk saatlerinde kurtarmaya ihtiyaç var. Yani göçük altındaki bir insan vefat eder. Ancak susuz, yemeksiz bir insan günlerce, aylarca yaşayabilir. İşte 11. gün olmuş, birileri çıkarılıp hala yaşıyor eğer bir başka sorun yoksa. Dolayısıyla burada ilk etapta bir müdahale sorunu var. Bundan dolayı binlerce insanımız vefat etmiş. Bu bir. İkincisi, sorun şu. Önleme faaliyetlerine yatırılacak para yatırılmadığı için şu an kurtarma faaliyetlerine harcanan para, önleme faaliyetlerine harcanan paranın neredeyse 10 katı. O gün 10 milyar dolar para verip bütün şehri yenileyebilecekken şu an 100 milyar dolar para verseniz bu enkazı kaldıramıyorsunuz. Ve bazı yaralar var ki onları da maddiyatla da kapatamıyorsunuz. Şimdi orada hepimiz de bunu yaşıyoruz. Ailemizde yaşıyor. Herkeste bir deprem korkusu var, fobi var ve bunu bizzat yaşayıp göçük altında kalan insanları bir düşün. Bunların psikolojisini düşünün. Bunların genetik kodlarla diğerlerine aktarıldığını düşünün. Yani bu yaraları kapatmak çok kolay olmayacak. Bu ülkeyi siyasiler yönetiyor. Ne mühendis yönetiyor, ne profesör yönetiyor, ne doktor yönetiyor. Bu kararları siyasiler alıyor. Dolayısıyla biz siyasiler olarak bu yanlışlıkları gördüğümüzde korkmadan bunları söylemek durumundayız. Bizim bu yanlışlıkları söylememiz devlet veya hükümeti düşmanlığımızdan dolayı değil. Bir şeylerin yolunda gitmesini istediğimizden dolayı, vatandaşımız bu işten daha büyük zararlar görmesin diye. Şimdi biz hep herkes gibi biz de yardım ediyoruz. Bu yapılan yardımlar da devletin ortaya koyduğu yardımlar normal devlet refleksi. Kim olsa bu yardımlar yapılacak. Yani bugün bu hükümet değil de başka bir hükümet olsa, IBAN verse, kim olursa olsun destek vereceğiz. Milletimiz artık bilmiyor ki ne göndersin. Yani yardım manasında hakikaten çok necip bir milletimiz var. Cenab-ı Hak hepsinden de razı olsun. Ancak bizim bu sorunları bir daha yaşamamamız için şunlara bir kere kesinlikle yapmamız gerekiyor. Riskli binalarımızı tespit etmemiz lazım. Eski yapı stoklarımızı hızlıca değiştirmemiz lazım. Tüm belediyelerin üzerine bu vazifedir, vebaldir. Depreme uygun bir şekilde imal edilmeli. Merkezdeki tüm binalar kentsel dönüşme tabi tutulmalı. Bitişik nizam yapılacaksa bunu çekişleme etkisi yapacak şekilde değil de aynı kat hizasında veya işte aralarına belli teknik, mesela şu an mesela Naybey Mahallesi'nde hepsi bitişik nizam. Biri işte 8 kat, biri 5 kat. Bu sallandığı zaman çekişleme etkisi yapıp diğer binayı yıkabiliyor. Yani bunlar hepsi teknik konular. Bunun haricinde imar planında kat sayılarının düşürülmesi lazım. Yaygın kalkınma anlayışını illa nüfusları dağıtmamız lazım. İstanbul başta olmak üzere. Şimdi mesela bakıyorsunuz afet ve itfaiye, daha bırakın normal vatandaş bile geçemiyor bazı yollardan o panikten. Onlar için açılmış koridorlar maalesef yok. Toplanma alanların güvenliği tekrardan kontrol edilmeli. İşte Rönesans Holding'in yapmış olduğu bir bina toplanma merkezine gidiyor. İkinci depremde Rönesans Holding'in binası toplanma merkezinin üzerine düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani aymazlık bu derecede. Şimdi şu anki hükümetin önünde çok birikmiş problemler var. Yani biz bunu milletçe yaşıyoruz. Ekonomik problemlerden, adalet, sosyal, yani aklınıza bir her türlü problem var. Birikmiş. Ve bir seçime doğru gidiyorken bir problem daha, büyük bir problem daha önlerine çıktı.
Şimdi çıkmışlar efendim bize bir sene müsaade edin. Ya yani şimdi siz milletten bu müsaadeyi almanız gerekiyor. Hı. Bu müsaadenin yolu da seçime gitmektir. Seçime gidersiniz. Millet size bu müsaadeyi veriyorsa, uygun görüyorsa elbette ki bu müsaadeyle gelirsiniz. Bu bütün yaraları sarmaya gayret edersiniz. Ancak milletimizin de onayını almadan. Yeni bir seçimle mi yaraların sarılması gerektiğini söylüyorsunuz? Yani depremin yaraları sarılmadan bir seçime. Şimdi bakın kanunen ben kanunlara uygun devlet anlayışıyla konuşuyorum. Anayasaya uygun bir şekilde konuşuyorum. Yani bu sana göre bana göre olacak konular değil. Yani anayasa diyor ki yani siz kesinlikle bir savaş durumunda ve bu savaş da sizin seçim yapmanıza engel teşkil edecekse ancak bu seçim yapılmayabilir. Bunun dışında depremde veya bu tarz şeylerde demokrasiye siz şey koyamazsınız, ipotek koyamazsınız. Siz elbette ki yani kanunen şu an seçimlerin yapılmasına hiçbir engel yok. Dolayısıyla vatandaşından onay alınarak bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. Haziran ayında biz Saadet Partisi olarak seçimlerin yapılması hususunda kesinlikle olması hususunda kanaatlerimiz var. Şimdi az önce belirttiniz seçimlerin yapılmasına herhangi bir engelin olmadığını söylüyorsunuz ama depremde şehirler yok oldu başkanım. Şimdi binlerce vatandaşımızı kaybettik. Seçim nerede yapılacak? Elbette şöyle bakınız şöyle İçişleri Bakanlığı'nın bu işlerin prosedürleri var. Yani İçişleri Bakanlığı nüfus idaresine talimatını Nisan ayları ve Mayıs aylarında verecektir. Ve orada herkesin zaten yerleşeceği alanlar kesinleşecek. Dolayısıyla bu işler böyle çok düşündüğümüz kadar zor ve meşakkatli işler değil. Şu an herkes zaten bir yerlerde ikamet etmeye başladı kalıcı olarak. Konteyner kentler kurulmaya başlanıyor. İşte efendime söyleyeyim kalıcı olarak Ankara'ya, Elazığ'a, Adıyaman ve bir takım çevre illere gidiyor. Bu kadar sorunla bu hükümet baş edeceğini biz inanmıyoruz ve düşünmüyoruz. Ben bunu çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Çünkü bugüne kadar az önce bu sorunların kaynağı zaten hükümetin kendisi. Yani şimdi bu sorunların kaynağı kendisi ise bu sorunlar nasıl çözülecek? Bunun cevabı da vatandaşlarımızın takdirine bırakıyor. Peki. Başkanım sizler Saadet Partisi İl Başkanı olarak sürekli Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi yönünde çağrılarınız vardı. Evet. Buna ilişkin sürekli paylaşımlarda bulundunuz, çağrıda bulundunuz, açıklamalarda bulundunuz ve Elazığ artık afet bölgesi ilan edildi. Keza yine Elazığ yine mücbir sebep haline de dahil edildi. Bugün de bunun haberini aldık. Bu kapsamda neler söyleyeceksiniz? Ben emeği geçen bütün siyasilerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Saadet Partisi olarak biz Elazığ'da son 3 sene içerisinde her türlü Elazığlı vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin, Elazığ'da yaşayan herkesin sorunlarına eğildik bugüne kadar. Hiçbirine kayıtsız kalmadık. Hatta öyle ki şu an Saadet Partimiz birilerinin sorunlarını çözemediğinde çaldığı kapı olmuş durumda. İşte bu mera arazileri konusu olsun, hazine arazileri konusu olsun. Biz bu afet bölgesi konusunu da duyar duymaz bu konuda hemen bir refleks gösterdik ve genel merkezimize bu konuyu arz ettik. Genel merkezimizde genel başkan yardımcılarımız gerekli görüşmeleri arka planda başlattı. Buna ilişkin de sosyal medya hesaplarında yine Beştepe'yi de etiketleyecek şekilde bu şekilde bir kamuoyu oluşturmak adına açıklama yaptılar. Biz de kamuoyu oluşturmak adına açıklama yaptık. Siz değerli basın mensupları da bu konuyu önemli gördüğünüz için diğer siyasi partilerimize de yaptığınız gibi bizim açıklamalarımızı da yayınladınız ve bir kamuoyu oluştu. Bu kamuoyundan dolayı da AK Parti şu an Elazığ afet bölgesi kapsamını alması hususunda bir irade ortaya koydu. Bu başta yoktu. Yani böyle bir niyetleri yoktu. Ancak bu kamuoyu oluştuktan sonra toplum nezdinde toplumun hemşerilerinin bunu istediğini görünce, siyasilerin bu konu üzerinde ağırlıkla durduğunu görünce bunu yapmak durumunda kaldı.
Ben siyasilerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet, başkanım, programımızın artık sonuna doğru yaklaştık. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim bu az önce saydığımız bir takım dönüşümler, kentsel dönüşümler, işte bir takım konular, tabii ki ciddi ekonomik bir güç isteyen, ekonomik efor isteyen konular. Bunları yapabilmek için eski hatalardan dönülmesi gerekiyor. İsraf ve istismar ve beton ekonomisinden vazgeçilmesi gerekiyor. Ve bilimsel veriler ışığında bilim adamlarımızı da dikkate alarak, bakın Naci Görür bunu kaç senedir burada deprem olacağını ifade ediyor, etti. Ancak bunların hiçbiri, biri de çağırıp da sormadı da, yani siz ne diyorsunuz diye bunlar konuşulmadı bile. Dolayısıyla bunlar dikkate alınarak bu işlemler yapılmalı. Elazığ'ımızda da hızlıca Nail Bey, İzzetpaşa Mahallesi, Akpınar Mahallesi ve eski yapı stoğu olan Gazi Caddesi, Hürriyet Caddesi, burası vatandaşlarımızın lehine hızlıca kentsel dönüşüme sokulmak suretiyle yıkılmalı. Orta hasarlı binalar da buna dahil edilmeli. Çok hızlıca bir tespit yapılmalı. Bir karmaşa var. Vatandaşlarımız yanlış yerlere para veriyor, para harcıyor. Dolayısıyla bu konuda tam manasıyla vatanın içimiz rahat olacak şekilde tespitler yapılmasını ben buradan gerekli görüyorum. Ve bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması noktasında da dua ediyoruz. Ve bu noktada da elimizden gelen her türlü vesileye sarılacağız. Bazı şeyler takdirden değil, tedbirdendir diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Deprem özel yayınımızı şimdilik noktalıyoruz. Başka bir deprem özel programında görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.